CHP'li 3 milletvekilinin istifa nedeni Muharrem İnce ile hareket edecek olmaları. Aslında önce Kılıçdaroğlu'na kamuoyuna açık bir mektup yazmaları da, istifaları da Muharrem İnce'nin PR, Public Relations çalışmasının bir parçası, halkla ilişkiler çalışması. İnce epeydir Türkiye'yi geziyor, başlattığı harekete destek bulmaya çalışıyor. Ama ister pandemi ortamı deyin, ister CHP'lilerin kendisine ilgisinin azalması deyin, çok fazla karşılık bulamıyor. Tabanda bulamadığını artık yukarıda aramaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu söz konusu 3 milletvekilliği ile görüştüğünde aslında tek bir taleple karşılaştı. Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce ile görüşmesini istediler. Bakın ilk kez açıklıyorum. Kılıçdaroğlu oralı bile olmadı. İnce'yi arayıp gel görüşelim demediği için de 2-3 gün bekleyen 3 milletvekili istifayı bastı. Buradan İnce hareketi ile ilgili şunu anlıyoruz. İnce CHP'de kalmasını son kez pazarlık konusu yapmayı denedi, başaramadı. Çünkü daha önce de söylediğim gibi CHP yönetimi İnce kendi istifa etsin gitsin, İnce de beni atsınlar bekleyişinde. CHP İnce'yi göndermediği için de İnce hala istifa etmiş değil, çünkü gönderilmeye yani kovulmaya oynuyor. Hala parti içinde tutunabilme umudu da var tabii. Önden kendisine yakın isimlerin istifasını sağlayarak bir başka sıkıştırma adımı atmış oldu. Peki bu istifaların devamı gelecek mi? Mesela Yaşar Tüzün, CHP milletvekili. Hala milletvekili ve İnce'nin ikinci adamı konumundaydı. Üç milletvekili istifa ederken Yaşar Tüzün niye etmedi? Görünüşe göre İnce'den hemen önce veya beraberce CHP'den istifa edebilir diye düşünülebilir. Ama eski belediyeci olduğu için Kılıçdaroğlu kendince bir Yaşar Tüzün önlemi aldı. Yaşar Tüzün, genel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un yardımcılığı gibi bir göreve getirildi. Böylece İnce'ye gitmesinin önü kesilmeye çalışıldı. Ama ne olur göreceğiz. Peki başka milletvekilleri de CHP'den istifa edip İnce tarafına geçer mi? Burada gözler biraz geçmişte Baykal'a yakın olup da şimdi hallerinden pek memnun olmayanlarda. Ancak Baykal faktörü giderek etkisini yitirdiğinden Baykal'a yakın olanlar da CHP içinde kalmaktan yana gibiler. Çünkü İnce'de potansiyel bir patlama görmüyorlar. Burada biraz kulis verelim. İnce direkt ve dolaylı görüşmelerle Baykal'dan destek aradı. Mesela Baykal genel başkanlığı bıraktıktan itibaren yanında özel kalem gibi dolaşmaya başlayan eski Antalya milletvekili Metin Lütfi Baydar sonrasında İnce'nin kurucular listesinde yer aldı. İnce'ye destek ricası için Baykal'a giden Baydar'ın aldığı yanıt aşağı yukarı İnce'yi desteklerim ama CHP'de kalırsa şeklinde oldu. Baykal'ın CHP ile özel bir duygusal bağı var. Kapatılan CHP'yi 12 Eylül'den sonra tekrar kuranın Baykal olduğunu anımsayalım. Peki bundan sonra ne olur? Milletvekilleri de istifa ettirildiğine göre İnce de istifa edip partiyi kurar mı? Evet, ilk bakışta iş oraya gider gibi görünüyor. Oraya gider gibi görünüyor. Ama niyet etmek başka, kurabilmek bambaşka. Ben yine de kurulabileceğini sanmıyorum. Çünkü ortada öyle bir hava yok. Öyle bir ihtiyaç yok. Hele de çok kritik kafa kafaya bir 2023 seçimine gidilirken İnce'nin parti kurması intihar gibi görünüyor. Ya da kurar da seçimlere girmez, Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın başarısız olmasını bekler, beklemek zorunda. Günler neler getirir bilinmez ama istifa edenler geri de dönmeye çalışabilir, İnce de istifa edebilir ya da etmez de beni bir daha aday göstermesinler de mağdurlara oynayayım diyebilir. Sanki iş oraya gidiyor.